diyor. Cumhuriyet'te ekmek yoksa ballı yoğurt yesinler ifadesi kullanıyor. Evet o zaman cumhuriyetle sözcüğü alayım ben. Buyurun. İkisini birden gösterelim izleyicilerimize. Nasıl şaklabanlık yapıyorlar? İzleyicilerimiz de görsün. Ben dinlerken ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir şey anlatıyor. Ben akşamları şunu adet haline getirdim diyor. Benim gözümde de Tayyip Erdoğan'ın enerjisi hep ön plandadır. Haftanın yedi günü çalışıyor. Tatil diye bir şey bilmiyor. Rahmetli Hasan Karakaya abi yurt dışı gezilerine falan gittiği zaman ki siz de katıldınız zaman zaman Tayyip Erdoğan'la birlikte yurt dışı gezilerine. Oraya gidiyor. Günü birlik döndüğü oluyor. Ama rahmetli Hasan abi derdi ki ya tulumum çıktı ya. Pestilim Herkesin çıktı Herkesin ortak şeyi. O, o tükenmiyor. Biz tükeniyoruz. Gazeteciler. Gazeteciler ki Cumhurbaşkanı gidiyor. Görüşmeleri yapıyor. Sırtında yumurta küfesi vesaire. Sizler gazeteci olarak izliyorsunuz. Buna rağmen siz pestilimiz çıktı diye dönüyorsunuz. Ama Cumhurbaşkanı bugün geliyor, ertesi güne bir bakıyorsunuz, iki gün sonra, hele hele salgının öncesi dönemde, evet. iki gün sonra bir başka yurt dışı gezisine çıkıyor. Şimdi bu enerji nereden geliyor diye ben de merak ediyorum. E bir kürden bahsediyor. Yani Canan Karatay bir kür söylüyor, bilmem e işte İbrahim bilmem kim bir başka kür söylüyor. E Cumhurbaşkanı da bir şey söylüyor. Ben bu gözle bakıyorum. He. Herkes yapabilir mi? E, herkes yapamaz doğru. Ama yani yapabilecek olan kendi imkanları çerçevesinde bunu nasıl hayata geçirir diye kulak kapartmışken her şeye itiraz modunda olanlar hemen kafayı çıkartıyorlar. Peki kafayı çıkarttınız. Manda yoğurdu. Sözcü Gazetesi'nin tarifinde 45-90 liraymış. Burada. Cumhuriyet Peki 96. Cumhuriyet Gazetesi 96 lira. İki mili. Yüzde yüz. Vicdan yok, insaf yok adamlarda. İki misine çıkartıyor. Öyle demeyin ama şeyi düşürmüş o da. O da e, Medine hurması'nın fiyatı. Evet. Medine hurması sözcüde 220 lira, cumhuriyette ise 154 lira. He. Şimdi oynak fiyatlar üzerinden böyle ayak oyunlarıyla insanları aldatma. E şimdi gerçekten hepimiz şikayetçiyiz hayatın pahalılanmasından, dünya genelindeki savaş ortamı sebebiyle fiyatların yükselmesinden, akaryakıt fiyatlarının yükselmesinden ama dünya genelinde bunlar oluyor diye dünya olarak neler yapılabilir konuşurken buna karşı çıkıyorlar. Samimiler mi? Bence değiller. Samimi olsalar ne yaparlar? Şu spor sayfalarında Şuradaki futbolcular, antrenörlerin aldıkları maaşları da yazarlar. 3 milyon avro, 3 milyon dolar vesaire vesaire. Futbolcusundan teknik direktörüne. Sözcü aynı şekilde. Ay, yazarsın kardeşim. Nedir bunlar ya? Nedir bu şunlar? Kim bu adamlar ya? Bu adamlar kaç milyonluk adamlar bunlar? Bir tane tek bir satır yazsanıza. Deseniz de ki Galatasaray'ından Beşiktaş'ına, Fenerbahçe'sine birer milyar borçları var bunların SGK'sından vergi borcuna kadar. Bunları niye ödemiyor bunlar desene demiyor. Ben de... AK Parti'yi de eleştirelim tabii hükümeti de eleştirelim. Onun da vazifesi almak onlara stat yapmak değil. Vergi 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 Ali Bey. JP ile hatırlayın bir dayak hadisesi vardı. Bir futbolcu bir sanatçının eşine sarkıntılık yaptığı iddiası vardı. Ne dediler? Adliyeye gittiler, duruşmaya çıktılar, kimlik tespiti yapıldı. Ne kadar geliriniz var dedi. 4 bin lira, 5 bin lira bir rakam söyledi. Aşağı Range Rover'ını park etti bu adam. Yani o 5-10 milyon liralık aracı park ediyor. Ya hani ben köşe yazmıştım. Ya bu sadece şey değil ki aynı zamanda maliye yani o hakimin maliyeye de buradan suç ihbarında bulunuyoruz demesi gerekmez mi? Demiyor işte. Ya da bir başka şey. Şimdi bundan en son dert yanacak zihniyet sözcü olması lazım. Şimdi bu adamlar 2500 liraya 1881 tane kitap yazıyor. Atatürk Leblebi'yi çok severdi kitabı. Atatürk Reyban Gözlük takardı. Atatürk kuru fasulyenin içinde pilav muhakkak koyardı yerdi kitabını. 2500 liraya satıyor. Kaçak villa yapıyor. Kaçak villasının bölümleri o be ilgili CHP'li belediye tarafından göz yumuluyor. Ortaya çıktıktan sonra da... 11-12 gün yıkım sürüyor. Lego gibi söküyorlar her bir parçayı böyle nizami bir şekilde. Bunu başka bir yerde kaçak yapıda kullanırız tekrar gibisinden bir şey. Şimdi siz mi bunun derdini yanıyorsunuz? Cumhuriyet gazetesi gene o tarikat vesaire diyerekten laf çakarken oraya sıkıştırıyor. Lüks semtte. E siz işte lüks semtlerin ...ama burada görüntü bozuluyor... ...demeye getiriyor Tabii aslında o, Cumhuriyet bravo, gazetesi... Bravo. ...üçlü diyor, tarikat bravo. üçgeni diyor... ...buraya cami yakışmaz kardeşim... ...onlara mi? göre Sultanbeyli de olmalı... Tabii, ...onlara göre der. Bağcılar da olmalı... ...ama onlara göre... ...mesela Kalamış'ta olmamalı... ...Kalamış'ta sarıklı birini, sakallı birini görürlerse... ...eyvah canavar görmüş gibi oluyor... Evet. ...o lüks semtlerin... ...görüntüsü bozulmasın diye bile... ...dindar insanlara... ...hakaret üzerine hakaret yağdıran Cumhuriyet tepede de 50 liralık yoğurdun muhabbetini yapıp millet nasıl alacak bunu diyerekten oturup sanki milletin gerçekten alım gücüyle ilgili bir derdi varmış gibi algı oluşturuyor.